Merhabalar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hocamızın genel bir maç değerlendirmesiyle başlayalım. Normalde iyi bir zeminde oynandığı zaman hamlesi olan iki takımın maçıydı. Eşdeğer bir takımlardı. Maalesef zeminden dolayı hava şartları normal olabilir ama ben artık 20. yüzyılda yaşıyoruz. Yani işte teknolojiden bahsediliyor, her şeyden bahsediliyor da bu zeminlerin ülkemizde bilhassa büyük sorun olduğunu görüyorum. Çok yani oynayan oyuncular insan. Bizim çocuklarımız. Hepsi de çok değerli, çok pahalı oyuncular. Yani bunlar için herhangi bir maç öncesi her şeylerini yapıyorsunuz. Ama maçlarda onların sağlığını koruyacak, onları riske atacak hiçbir şeyin önüne geçemiyoruz. Bu başlıca zeminden kaynaklanan bir olay. Çünkü böyle havalarda mücadelenin çok üst düzey olduğu, artık taktiğin maktiğin işlemediği, genellikle maçın başında da söylemiştim, rakip ceza sahasına uzun toplarla en çok buluşan takımların gol atacağını söylemiştim. Ve öyle de oldu. Bir öyle toptan bir gol yedik. Yani iki opsiyonu da çok iyi olan iki takımdı. Bugün çok güzel bir maç olabilirdi. Maalesef ama güzel bir mücadele oldu. Ben her iki takım futbolcularını da kutluyorum. Çok yürekten ve samimi bir şekilde büyük bir mücadele örneği gösterdiler bu hava şartlarında. Futbolculuğun öyle çok kolay bir şey olmadığını da burada herkese izlettirdiler. Sorusu olan var mı? Hocam takımda üst düzey ayrılıklar var kabul ediyorum. Evet. Maalesef transfer yasağı da Türk Anistesi'ni açıklandı. Bu konu hakkında konuşmak. Transfer yasağımız yok. O yanlış anlaşılmış bir durum. Başkanımızın gerçi açıklamaları var. Şunu söyleyeyim. Hiçbir takım futbolcusuyla yaşlanmaz. Futbolcular gelir gider. Kulüpler kalıcıdır. Kulübün prensipleri, kulübün değeri herkesin üstündedir. Bizim anlayışımızın, başkanımızın da görüşü bu. Bize hizmet vermiş, katkı koymuş herkese teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlara da kucak açacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.